Mesele Türkiye'de Kürt sorunuyla ilintili olan durumlarda genelde bu sessizlik var. Hani hem uzun bir süredir meclisten çıkan tezkerelerle Irak'a, yakın zamanda da Suriye'ye yönelik hem hava hem de kara harekatlarından sonra sürekli bu konu tartışılıyor. İşte Türkiye'nin komşularıyla barış konusundaki iradesini, işte bunu dillendirirken Kürtleri hep bunun dışında tutması eleştirilen bir husus. Buna ilişkin biz de İnsanları Derneği olarak Türkiye'nin, hükümetin bir bütün olarak bütün coğrafyada barışı savunması gerektiğini, barış politikaları geliştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak dediğim gibi Kürt meselesinin çözümsüz bırakılmasının bir sonucu olarak işte Irak'ın ve Suriye'nin belli başlı bölgelerine sürekli bir şekilde bir askeri operasyon, kara harekatı, hava harekatları yapılıyor sürekli bir şekilde. Bunun oradaki sivil yaşama verdiği zarar görmezden geliniyor. Sanki orada yaşayan tüm kesimlerin hani birer işte savaşçı olduğu, oradaki sosyal hayatın, sivil hayatın olmadığı yönünde bir algı yaratılıyor. Tırnak içerisinde sürekli işte bir terör unsurları vurgusu yapılıyor ama son işte Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamada bu ayyuka çıktı biraz. İşte barajların da işte elektrik santrallerinin de hedef alınacağı ve orada bulunan kişilerin oraları terk etmesi gerektiğini söylüyor. Bu aslında orada bir sivil yaşamın olduğunu ve bu saldırılarda, bu çatışma ortamından sivillerin de doğrudan etkilenme ihtimalini ortaya koyuyor. Zaten basına yansıyan birçok görüntüden de anlaşıldığı üzere birçok sivil, o bölgede yaşayan birçok sivil de ya yaşamını yitirdi ya da yaralandı. Ya zaten hani burada biraz barışı isteyenlerin gerçekten biraz turnusol kağıdı görevi görüyor bu şu an Türkiye'nin Rojava bölgesine yönelik yaptığı askeri operasyonlar. Biraz hem dünya açısından hem Türkiye'deki barış talebinde bulunan ve muhalefet, kendi muhalefet olarak gören, barışı talep eden insanlar açısından, kurumlar açısından biraz turnusol görevi görüyor. Evet, biz dünyanın hiçbir yerinde savaşların olmaması gerektiğini düşünüyoruz ama burada bir ayrım ortaya koymamak gerekiyor. Filistin'de işte İsrail'in Filistinli yurttaşlara, Filistinli insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıları nasıl kınıyorsak, yine Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik gerçekleştirdiği eylemleri, oradaki can kayıplarını nasıl kınıyorsak, aynı şekilde burada Rojava'da yaşanan can kayıplarını, sivil insanlara yönelik eylemleri de aynı şekilde tepki göstermemiz ve barış talebini yükseltmemiz gerekiyor. Yani burada Filistin'i savunmak çok kolay. Yani herkes burada Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu söylüyorlar ama birebir aynı konumda olan, aynı pozisyonda olan Rojava'da yaşayan halklar açısından bir tepki ortaya koymak aslında insan hakları savunucusu olup olmadığınızı, barış yanlısı olup olmadığınızı ortaya koyuyor. O yüzden biz de burada işte geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'e açık bir çağrıda bulunduk. Burada yaşanan insanlık dramlarına karşı etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledik. Türkiye içerisindeki çatışmaların ve can kayıplarının, sınır ötesi operasyonlarının sona ermesi, tekrardan barış ikliminin konuşulabilmesi için neler yapılabileceğini sürekli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Dediğim gibi hani biz her koşulda, OHAL dönemlerinde de, derneğimiz baskı altında olduğu zaman, insan hakları aktivistleri tutuklanıp gözaltına alındığı zaman da bu sözleri söylemekten geri durmadık. Bundan sonra da barışın sağlanması için, sivil ölümlerin, sivil alanların çatışma bölgesi olmaktan çıkması için, gerçek anlamda bir barışın tesis edilebilmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları da bulunacağız. Bunu yaparken de herkesin cesur olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.